Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en büyük ulusal güvenlik problemlerinden birini konuşacağız. Bugün sadece bu konuyu konuşmak istiyorum. Dağılmasın, tüm yurttaşlarımızın dikkatle dinlemesini rica ediyorum. Çünkü gerçekten önemli bir sorun. Şu anda E-Devleti kullanan 65 milyon yurttaşımız var. Peki, e-devlet bilgilerinde neler var? Adımız, soyadımız, TC numaramız, banka bilgilerimiz, tapu bilgilerimiz, kullandığımız ilaçlardan tutun çocuklarımızın tüm kimlik bilgilerinden okul karnelerine kadar ulaşılabiliyor. Ama maalesef görüyoruz ki bu bilgiler birilerinin değil, birden fazla internet sitesinin, birden fazla ne olduğu belirsiz kişilerin, kurumların elinde. İlk bana bu bilgi geldiği zaman, bir yazılımcı arkadaşım getirdiği zaman bu sitelerden birine kendi kimlik bilgilerimi girdiğim zaman dehşete kapıldım. Yargılandığım davalardan çocuklarımın TC kimlik bilgilerinden, resimlerinden, okul karnelerinden üzerimizdeki tapulardan, hesap numaralarından annemin, babamın TC'sine, kardeşlerimin tüm bilgilerine kadar çıktığını gördüm. Ama ben bu bilgileri e-devletten görmedim. Nereden gördüm? Mesela bugün biz burada basın toplantısı yaptığımız sırada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Koç konuşuyordu sanayi komisyonunda. O da bu konuya soru üzerine değindi. Mesela dedi böyle bir site var bakın dedi kapattık dedi. Peki. Sadece böyle bir sistemi var. Bakın bir tane daha bu sahte daha doğrusu bu illegal bilgilerimizi alan sitelerden bir tanesi. Ana sayfa, sorgular, ad soyad, TC sorgu, adres sorgu, aile sorgu, soy ağacı sorgu, sülale sorgu, sicil sorgu, aşı sorgu, IBAN sorgu, Cimer gidiyor. Ve buradan 65 milyonun tüm bilgilerine ulaşabiliyor. İnternet dediğimiz olgunun sahibi kim? 8 milyar insan. Ve dünyanın herhangi bir yerinde yabancı bir istihbarat örgütü, bir çete bu bilgileri ulaşabiliyor. Benim iki tane kızımın resimlerine, karnesine, TC'sine ulaşabiliyor. Ve Ali Koç dijital dönüşümün ofis başkanı diyor ki, bunları E-Devlet'ten almadılar. Güzel. Başka kurumlardan almış olabilirler diyor. Şimdi bu İçişleri Bakanlığı, Nüfus Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, diğer bakanlıklar çok daha vahim bir durum. Ya da alışveriş yerinizde vermiş olabilirsiniz diyor. Ama arkadaşlar bu siteye girdiğiniz zaman Ali Mahir başarır 48 yaşında diyelim ki 3 ay 4 gün. Yarın girdiğim zaman 5 gün olarak güncelleniyor. Peki ben alışverişte bunu veriyorsam aşı bilgilerimin hangi aşıya vurulduğumun hangi tarihte vurulduğumun hangi ilaçları kullandığımı bu alışveriş sitelerine mi veriyorum ben? Bir sefer 65 milyonun Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bilgileri birilerinin elinde. Sorun bu. İki, bunun sorumlusu kim? Saray, sarayın dijital dönüşüm ofisi başkanı ve yönetimi. Hesap vermediler. Peki, en önemlisi ne yapacağız? TC'lerimizi mi değiştireceğiz 65 milyon? hesaplarımızı mı değiştireceğiz? Tapu bilgilerimizi mi değiştireceğiz? Şu anda dediğim gibi resimlerimiz, özelimiz, kullandığımız ilaçtan banka hesaplarımıza kadar her şey birilerin elinde. Şimdi e-devlet sonuçta bir yazılım ve devletin mahremi. Niye devletin mahremi? 65 milyon yurttaşının bilgileri var. Demek ki bunu yapan alçaklar daha farklı güçlü bir yazılımla bunları almışlar. Ve dünya ile paylaşıyorlar. Hatta hatta alt kısmında şikayet ederseniz mahvolursunuz diye tehditler de var. Şimdi ben buradan Cumhurbaşkanına, İçişleri Bakanına, Adalet Bakanına ve saraydaki dijital ofisteki o adama soruyorum. Ne hesap vereceksiniz? TC'nizi var, kimlik bilgileriniz var, sahte bir kimlik, tapu bilgileriniz var. Yarın tapudaki kayıtlarınız dolandırıcılar tarafından el değiştirirse ne yapacaksınız? Bank hesaplarınız herkesin elinde. Ya kullandığımız ilaçları öğrenebiliyorlar. Ne kadar acı değil mi? Benim 11 yaşında iki tane ikiz evladım var, iki kız çocuğum var. Onun resimlerin niye insanların elinde? Ben buradan sormak istiyorum. Ha E-Devlet'ten alınmadı deyip tobu taçı atmakla bu sorunluktan kurtulamazlar. Ortada bir rezalet var. O rezaletin sorunları hesap vermeli. Ama bunda da sorun çözülmüyor. Benim yurttaşlarımın, çocuklarımın, annelerimin, babalarımın bu güvenlik sorununu nasıl çözeceğiz? Dediğim gibi 65 milyonun yıllardır kullandığı TC kimlik numaralarını mı değiştireceğiz? Tüm e-devlet bilgilerini mi değiştireceğiz? Bakın çok daha yeni bir olay. Sonuçlarını bilmiyoruz. Bu bir milli güvenlik sorunudur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı ve, ve, ve vekili olarak, arkadaşlarımız olarak bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Ülkemin, yurttaşlarımın zarar görmemesini istiyoruz. Askerlerimizin de bilgileri var, polisimizin de bilgileri var. Niye yabancı bir istihbarat buna bir tuşla ulaşabilsin? İşte bu sistem sarayda hiçbirimizin haberi olmadığı ama bu devleti yönettiğini düşünen düşünenler bu sistem ülkeyi bu hale getirdi. Bu bilgiler bizim namusumuzdur. Bu parlamentonun, bu yürütmenin, bu yargının namusudur. Ve bu namusa da sahip çıkmak bu parlamentonun görevidir. Derhal meclis araştırma komisyonu kurulacak bugün veriyoruz da meclis ne yapacağımızı konuşmalı. Çünkü 65 milyon olarak güvenli değiliz. Ne demek? Ne demek e-devletten çıkmadı almışlardır. Sen dijital dönüşüm ofisinin başkanı olarak ne işe yarıyorsun? Senden almadı nüfus müdürlüğünden aldı. Senden almadı İçişleri Bakanlığından aldı. Ama bir gerçek var ki bu bilgiler alınmış. Ve siz seyirci kalmışsınız. Daha acısını söyleyeyim. E-Devlet güçlü bir yazılımdı. Ondan daha güçlü bir yazılım olduğu için bunu aldılar. Ve bu şekilde ele geçirdiler. Daha güçlü bir yazılımla. Burada bir basiretsizlik, bir ihmal var. Cumhuriyet tarihinin en skandal durumlarından birini yaşıyoruz. Bari burada bir parça insani düşünsünler, bir parça sorumluluk alsınlar. Ali Tağ Koç ve bu E-Devlet'ten sorumlu herkesin görevine son verip yargıya teslim etsinler. İki, meclis. Yani 65 milyon kişinin verileri var, 85 milyonun iradesiyle burada biz, bizler gerekeni yapalım, ne yapacağımıza karar verelim diyorum. Son olarak Üzüldüğüm konulardan bir tanesi de şu. Bu kişi devletin, sarayın e-devletten sorumlu kişisi sahte siteyi paylaşıyor. Evet diyor, buradan alıyorlar diyor. Biz bunu kapattık diyor. Ama kapatmamış. Ama kapatmamış. İşte hatta SMS sorgularını bile mesajlarınızı bile alabiliyor. Mesaj dökümlerinizi bile alabiliyor. Bu diğer bir site aşı sorgu, ilaç sorgu, rapor sorgu, muayene sorgu, sigorta sorgu. Benim ailemin, eşimin, annemin, babamın, kızımın, çocuğumun muayene sorgusu nasıl birisinin elinde olabilir ya? Utanın bir parça. Utanın. Utanmadan gelmişsin bugün burada. Bizden çıkmadı diyorsun. Senden çıkıp çıkmaması önemli değil beyefendi. Neden çıkıyor, kimden çıkıyor? Niye birilerin elinde var? O yüzden bu işin takipçisi olacağız. Haftaya haftaya meclise de getireceğiz. Umarım bir parça yüzleri kızarır. Bir parça sorumluluk alırlar. Bari böyle bir sıkıntılı konunun çözümünü meclise bırakırlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa Cevaplandırabilirim. Şunu da söyleyeyim. Aslında burada da bu sorgu yapılabilirdi. Ama bu bir suç ve maalesef ki bu bilgileri elinde olan ne olduğu belirsiz insanların <laughs> duygularını da kabartmış olabiliriz. Ama odama davet edebilirim. Bir çay içebiliriz. Hepimiz en tecrübelimizden en gençimize kadar bu bilgileri girip bu dehşeti hep beraber yaşayabiliriz. Çünkü ben yaşadığım danışmanlarımın, arkadaşlarımın, milletvekili arkadaşlarımın bilgilerini orada gördüm. İnanamadım gözlerime. Eğer sorunuz varsa bu konuda olabilirim. Sadece bir tane şirket değil. Bu bir örnek, değil mi efendim. Yani birçok şirketin elinde Tabii. bu ve benzeri şirketlerin elinde. Tabii. Yani efendim. Sızmış bütün kişisel bilgilerimiz. Tabii. Benim. Birden fazla şirketin elinde Dijital Dönüşüm Başkanı Ali Taşkoç diyor ki, ya diyor bu eski de olabilir diyor, 2015'te de verilmiş olabilir diyor, toplanmış olabilir diyor. Ama sorun şu, 2015-16'da alındıysa, 2020-21-22'deki aşı dökümüm niye çıkıyor oradan? Bu nasıl bir yalan ve e, gerçekleri gizleme çabasıdır. Aşılarımız çıkıyor, dün çıkıyor, yarın çıkıyor, yarın yaşımız bilgilerimiz güncelleniyor. O yüzden birden fazla site var. Yurt dışındaki sitelerde var. En korktuğum şey milli güvenlik sorunu. Çünkü birçok istihbarat örgütünün elinde olabilir. O yüzden bu bizim namusumuz zaten. En gizli yerimiz. Başka sorusu olan? Dediğim gibi isteyen odama gelirse de bu vahim durumu hep beraber de yaşayabiliriz. Teşekkür ediyorum.